Şimdi de Çanakkale'nin meşhur peynir helvasıyla ünlenen bir lezzet durağına konuk oluyoruz. Çanakkale'de 33 yıldır peynir helvası imalatı yapan Kadir Usta, bugün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. 1979'dan beri devam ediyorum. Ben esas helvacı Mustafa, ilk bu peynir helvasını bulan biz hayvancıya süt getirerek başladım. Seneler boyu o helvacıya süt getirdim. Süt getirdiğimizde işte içeride yardım ederken, onlara hizmet ederken, o arada da tabii nasıl yapıldığını da bakarak, daha sonra beni yanlarına aldılar. Helvacı Mustafa rahmetli olduğunda Çerkezoğlu aldı. Daha sonra onlar beni yanlarına aldılar. O rahmetli derdi ki bu işi senin kadar çabuk öğrenen olmadı derdi bana. Bir hayli de öyle devam ettikten sonra işte kendi işimizi kendimiz kurduk. İşin püf noktasını öğrendiğimiz kadarıyla eski ürünler de yok. Eskiden bir irmik alırdın, aynı standartta olurdu. Şekeri aynı standartta olurdu. Ama şimdi bugünün şartlarında bir posta irmik geliyor ama ikinci posta gelen irmik o ilk postayı tutmuyor. Mesela bir Susurluk şekerinin şeyi ayrı, bir Konya şekerinin şeyi ayrı, işte Kayseri'ninki ayrı, bunların hepsini kaliteyi etkileyen unsurlar. Evet, onun için çok dikkat etmemiz gerekir. Her çıkan şeyini ona göre ayarlamamız lazım. Ama bizim artık gözlerimiz buna alışmıştır. Baktığımızda da onları biliriz. Her gelen mesela irmiği de olsun, şekeri de olsun, ona göre ürünlerimizi ayarlamaya çalışırız. İrmik her irmikten olmaz. Onun da belirli bir markaları var. Onları kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim. Şekerde pek onu ayırt etmiyoruz. Değişik fabrikalardan geldiği için onu pek ayırt etmiyoruz. Ama irmiği belirli bir markalar kullanıyoruz. Susam. He, tahin helvasında susamı da evet, yerli susam kullanıyoruz. Genelde bizim Eceabat Yarımadası dediğimiz oranın susamlarını tercih ederiz. Susamları da oradan alırız. Ondan sonra işletiriz ve onlardan tahin helvası yaparız. Tahinimizi satarız. Sütlerimiz olduğu zaman 40, 50, 60 tepsi çıkıyoruz. Hatta bizim buralara şimdi karşı şehitliklere gezmeye geliyorlar artık. Türkiye içinden, Türkiye dışından. Onlar da mutlak, hepsi uğramasa da birçoğu uğruyor. Sizi bilen, duyan diyoruz. Tabii tabii. O zaman da işlerimiz daha çok yoğun oluyor. Daha çok mal satıyoruz.